arkadaşlar, ben Beyla Taşdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere mutfağımdan sesleniyorum. Çünkü bugün Timur'un doğum günü için hazırlıklar içerisindeyim. Çok büyük hazırlıklar, çünkü o kadar çok şey yapılıyor ki bugün. Hem pasta, hem krema, hem cupcake'ler, hem kurabiyeler, kurabiyenin kaplanması, işte poğaçalar, diğer yemekleri vesaire. Neyse, her şeyi geçelim. Size bugün yapacağım pastayı anlatmak istiyorum. Ben pastamı bugün iki katlı yapacağım, ama şöyle yapacağım. İlk katı, yani en alt katı strafordan olacak. Straforu kaplayacağız şeker hamuruyla. İkinci katın normal, gerçek, orijinal pasta olacak. Bütün işlem aşamalarını ben size göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Evet, bu kısa bilgileri verdikten sonra şimdi de başlayalım. Pastanın keki için bize lazım olacak malzemeler: 300 gram tereyağı, 420 gram şeker, 500 gram elenmiş un, içinde 1 paket kabartma tozu var, 1 tutam da tuz. 330 ml sütümüz var. Daha sonra içine çırpılmış vaziyette ilave edeceğimiz 7 adet yumurtamız var. 1 paket vanilin. Şimdi de harcı yapmaya başlıyoruz. Önce bütün tereyağımızı kaba alıp mikserle iyice bir şekilde karıştırıyoruz. Tereyağımızı iyice çırptıktan sonra şekerimizi parça parça ilave etmeye başlıyoruz. Evet, göreceğiniz ufak ellerden bir tanesi de bu pıtırcığın. Bakajı ruçki. Bu eller, evet. Şimdi de vanilini koyuyoruz. Şimdi yumurtalarımızı yardımcımızın yardımıyla çırpıyoruz. Yani böyle su gibi olacak. Şimdi de karıştırdığımız yumurtaları yavaş yavaş harcımıza ilave ediyoruz. Tarifimde sizin dikkatinizi çekebilecek bir nokta var. O da yumurtalar. Yumurtaları ben hepsine çırptıktan sonra harca ilave etmeye başladım. Daha doğrusu tereyağına. Böylelikle tereyağınızı çırparken ayrı ayrı tek tek yumurtaları kırıp ilave etmenize gerek kalmıyor. Ve yumurtanızı dengeli bir şekilde ve eşit bir şekilde ilave edebiliyorsunuz harcınıza. Şimdi de elediğimiz unu azar azar ilave edip karıştırmaya devam edeceğiz. Ama başta tabii ki de mikserle değil, spatula yardımıyla. Unu ilave ettikten sonra böyle bir karışım elde ediyoruz. Bakın, şu şekilde. Ve en son sütümüzü ilave ediyoruz. Sütü koyup da eğer hani böyle karıştırmakta zorlanmaya başladığınız anda mikseri en düşük seviyede çalıştırarak karıştırmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar, bir de bu tarifi yaparken lütfen ama lütfen beni takip edin. Yani bir malzemeyi başka bir zaman koymayın. Yani her şeyin bir sıralaması var. Mesela süt en son konulur. Halbuki bizim hani alıştığımız şey neydi? İşte yumurta, şeker, sonra işte süt eklersin, karıştırırsın, oldu bitti. En sonunda un eklersin. Ama burada öyle bir şey yok. Undan sonra süt konuluyor. O yüzden sizden ricam, sıralamayı takip edin. Şimdi de kalıplarımızı yağlı bir kağıtla kaplıyoruz. Yağlı kağıt. Kalıbımızı koyuyoruz ve kağıdı etrafına sarmaya başlıyoruz. Ve içine harcımızı koymak için kalıbımız hazır. Şimdi de harcımızı çapları 20 cm olan kaplarımıza eşit bir şekilde boşaltıyoruz. Şimdi
Şimdi de bunları fırına veriyoruz. Bir de pasta keklerinizi fırından çıkarttıktan sonra onları ters çevirin. Ama onları böyle terli bir zeminin üstüne koyun. Aklınızda bulunsun. O zaman çökme yaşamazsınız. Keklerin hazır olup olmadığını öğrenmek için de şöyle bir çubuk alıyorsunuz. İçine bandırıyorsunuz. Eğer hamur üstüne yapışmazsa, yani şurada ıslaklık olmaması lazım arkadaşlar. Eğer hala nemli kalıyorsa bu çubuğunuz, demek ki olmamıştır. Ama kuru bir şekilde kalıyorsa o zaman keklerinizin olduğunu ifade eder. Şimdi de kekimizi eşit parçalara ayırıyoruz. Bunu illa bu aletle yapmak zorunda değilsiniz. Keskin bir bıçağınız varsa, şöyle büyük, uzun bir bıçağınız, onunla da yapabilirsiniz. Hop. Evet. Bu da tamam. Evet, şu şekilde eşit parçalara böldük. Arkadaşlar bir de pastanın en üst kısmının tamamen düz olmasını istiyorsanız ya da nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, çünkü ben çok merak ediyordum, o şöyle yapılıyor. Bu kekimizi şu bıçak yardımıyla eşit parçalara ayırdık ve pastanın en altta pişen parçayı da en üste yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Yani bu kısım ters bir şekilde, şu şekilde en alttaydı. Biz onu aldık ve üste getirip kapattık burayı. Bu şekilde de bizim pastamız dümdüz oluyor. Önce şöyle pasta sıvamı standımızı alıyoruz. Üstüne halı kaymazımızı koyuyoruz. Şöyle bir pasta altlığımızı ekliyoruz. Pasta altlığının üstüne hazırladığımız şöyle ganajdan sürüp o şekilde koyup kalıbımızı üstüne koyuyoruz. İyicene sıkıştırdık. Şimdi de pasta keklerimizi diziyoruz. Kremayı koyuyoruz içine yuvarlak hareketlerle. Sonra bir güzel eşitliyoruz. Pastanın çiğ içinde arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Parçalar çok büyük olmama kaydıyla istediğiniz her şeyi içine koyabilirsiniz. Muz olsun, çili olsun, böğürtleni olsun. Fakat meyveler ufak parçalı olacak ve ortaya koymaya çalışın onları ki yanlara taşmasın. Ben dondurulmuş böğürtlen kullandım. Bir de meyveli bir sos aldım. Hani böyle hafif bir ekşilik katsın diye. Ama siz de başka bir şey kullanabilirsiniz. Şeker hamurlu pastalarda genellikle ganaj kullanılır. Bu durum tamamen şeker hamuruyla ilgili bir durum. Yani o şeker hamurlu pastanın sabit olması gerekiyor ve oynamaması gerekiyor. Ki böylelikle pasta daha sabit ve daha bir sert oluyor aslında. İşte sert olunca da tatlı olmuyor genellikle, ama bizim bu pastamız hem lezzetli, hem sabit, hem de çok güzel olacak. Ve üstüne şöyle bir sos gezdiriyoruz. İçini şöyle tamamen göstereyim size. Unuttuğum çok önemli bir şey var. Özür dilerim. Pastayı dizmeden önce, yani toplamadan önce şu kilitli olan kalıpların içine ben şöyle plastik mi deniliyor? Tam olarak ne dendiğini bilmiyorum. Eğer bilen varsa lütfen yorum kısmına yazın. Şöyle plastik, çok ince bir plastik gibi, bilmiyorum. Şerit şeklinde şöyle bantlar satılıyor. Pasta malzemeleri satıldığı yerlerden. Bunlardan mutlaka alın. Çok rahat edeceksiniz. Çünkü
Bunları bu kalıpların içine koyup daha sonra bu pastanızı dizmeye başlarsanız işlem bittikten sonra ve siz o kilitli olan kalıbınızı açtığınız zaman çok düz bir pastayla karşılaşacaksınız. Yani bu kremalarınız yanlardan taşmış olmayacak, meyveler dışarı çıkmamış olacak. Hepsi çok böyle düz bir şekilde çıkmış olacak. Haberiniz olsun. Ve son katmanımızı koyarken arkadaşlar unutmuyoruz. Fırında pişen kekimizin en alt kısmı, yani şu şekilde olan en alt kısmı şu an en üste gelecek. Aynen bu şekilde. Evet, pasta keklerimizi dizdik. Şimdi de dinlendirmeye buzdolabına bırakıyoruz. Yaklaşık 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor. Şimdi de pastanın alt trafo katını kaplamaya. Şimdi de açtığım hamuru su yardımıyla trafora yapıştıracağım. Hamuru kaplarken normalde şu ütülerden, arkadaşlar şu gördüğünüz ütülerden iki tane olması gerekiyor ki hani ucunu tutabilip düzleştirin diye. Fakat ne yazık ki nereye koyduğumu gerçekten bilmiyorum. Onun yerine şu plastik bantı kullanarak, bir elimde de ütüyü kullanarak düzleştirmeye çalışacağım pastamızı. Hadi bakalım. Önce tepesini, güzelcini düzleştiriyoruz arkadaşlar. İyicene yapışmasını sağlıyoruz. Sonra da yanlarını şu hareketlerle strafora yapışmasını sağlıyoruz. Dalgaları açarak. Gördüğünüz gibi şeker hamurumuza yapıştırdık. Şimdi de kenarlarını düzleştiriyorum. Pastamızı dolaptan çıkarttık. Şimdi açacağız. Evet, kalıbımızı açıyoruz. Açıldı. Güzel görünüyor. Şimdi de bahsettiğim bu ince plastikli bantlarımızı çıkarıyoruz. Şimdi de bu spatulayı kullanarak pastamızı biraz daha düzleştirmeye çalışacağız. Bu şekildeki boşlukları tekrar doldurmamız gerekiyor. Şimdi pastamızı ganajla kaplayacağız. Önce üstüne koyup iyicene ganajı gezdirelim. Her yeri kaplayacak şekilde. Önce üstünü şekilde kapladık. Ve aşağıya doğru devam edeceğiz. Şimdi de ganajı yanlara sürüyoruz. Ganajı üstüne sürdüm. Şimdi düzleştiriyorum. Pastayı ganajla kaplayıp buzdolabına koydum. Birazdan da onu tekrar çıkarıp ufak tefek pürüzleri varsa eğer düzleştireceğim ve şeker hamuruyla kaplayacağım. Sonra da artık sadece süslemesi kalıyor.
ufak bir tencere, 200 gram krema, 200 gram çikolata. Ocağın altını açıyoruz. Kremamızı ilave ediyoruz. Çikolatamızı ilave ediyoruz. Çikolatayı sürekli karıştırmaya gerek yok. Bu içinde gördüğünüz çikolata birazdan zaten kendisi eriyecek ve daha sonra tamamen hepsini karıştırabilirsiniz. Evet, çikolatamız eridi. Şimdi onu cam kaseye alacağız ki soğusun. Ganajın üstünü streç ile kaplayıp soğumaya bırakıyoruz. Ve pastamız bu desensiz hali. Sonra bu çizgileri yapıştıracağım. Sonra da bu varaklı desenleri ekleyeceğim. Bunlar beyaz hamurdu. Yani beyaz şeker hamuruydu. Ben bunları bir de altını gıda boyasına boyadım. Ve böyle cici şeyler çıktı ortaya. Şimdi bunların hepsini bunun üstüne uygulayacağız. Pastamız bitti. Son dokunuşlar. Evet, pastanın son hali. Ve mumlarımızı da koyalım. Bir de bu tarafa bir tane koyacağız. Ve pastamız bitti. Ve bitti arkadaşlar. Gerçekten beğenip beğenmeyeceğinizi çok merak ediyorum. O yüzden yorum kısmına lütfen yazın. Bir de eğer bu pasta kekleriyle ilgili diğer pastalarımı görmek istiyorsanız benim pasta ile ilgili olan bir Instagram hesabım var. Instagram'a girip belli alt tire pasta yazarak diğer pastalarıma ulaşabilirsiniz. Soluklanmak için oturdum. O esnada eşim geldi. Evet arkadaşlar, videomu bozan sevgilim geldi. Bir merhaba de istersen bebeğim. Merhaba. Kolay gelsin. İşiniz çok zor. Çünkü bizim işimiz çok zor aslında. Hani siz burada Bella'yı görüyorsunuz ama esas bizi görmeniz gerekiyor. Niye? Çünkü o burada çekim yaparken biz içeride sessiz olmak zorundayız. Değil mi? Evet. Her şey seyirciler için. Ne bileyim ya. Sen niye ele veriyorsun bir kere? Tamam. Yere vermiyorum yani. Ama gerçekleri öğrenmek lazım. Tamam, evet. Ben kaçıyorum. Hadi kolay gelsin. Evet. Çok sağ ol. Çok sağ ol.